Ne güzel kızlar varmış burada ya. Bak, madem rolleri değiştik dikkat et. Adımı kirletme benim. Aa, bir dakika ya, ben şimdi Kerem olarak ilk defa kız tavlayacağım değil mi? Ne güzel ya. Ha, tavlarsın. Gör bakalım. Ya ver. Pardon. Bu avokadolar hep aynı boydalar mı bunlar? Özellikle aradığınız bir boy varsa yardımcı olayım. Ha, yok. Benim bir boy problemim yok Allah'tan. Yalnız oraya ona yaslanmazsanız sevinirim. Bir dakika ama sen şimdi bana böyle davranmaman lazım. Ben asistanım sonuçta. Aa, öyle mi? Ay ben çok özür dilerim ya. Koskoca asistanmış. Bak şekerim, bu hayatta en hızlı çoğalan türler nelerdir biliyor musun? Bir tavşanlar, iki asistanlar. Şimdi kimin asistanıysan o tarafa doğru ikili hadi. Bir dakika ya, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Mert Çal... Mert Çalhan'ın asistanıyım ben Mert Çalhan'ın. Patronunun yani. Oy sen patronun asistanı mısın? Oo. Hadi canım, işim gücüm var. Ayak altında dolaşma. Cık, elini sallasan asistana çarpıyor. Bu nasıl iş ya? Mert Bey. Merhaba. Ben size bugün için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Neden? Süper kahraman gibi gelip hepimizi kurtardınız. Oğlum canım öyle şey. Ben işimi yaptım sadece. Bir de size bir şey diyecektim ben. Dinliyorum. Unuttum. Tamam, sabah görüşürüz o zaman. Ay çok minnoşsunuz. Özür dilerim. Ben gideyim o zaman. Beni reddetti ya. Nasıl reddetti ya? Yürü, başarısız kazanım. Yürü. Hep şuna inanmak istedim hayatta. İnsan kendi kaderini kendisi yazar. Ama bir söz vardı, unutmuşum. Derler ki, eğer biri kaderinse üç kez karşına çıkarmış hayatında. Kim haklı bilmiyorum. Aşk her şeyi yener diyenler mi? Mert Bey. Cansu. Aşk her şeyi mümkün kılamaz biliyorum. Yine de durmuşum bir adamın karşısında. Sanki bir işaret bekliyorum. Sen ne arıyorsun burada? Ben geçiyordum. Geçiyordun. Asıl siz. Ben. Yanıyoruz. Hay Allah ya! Dur yaklaşma dur. Ya kaza oldu, bir şey yok, hallederiz. Of ya, inanmıyorum. Battı ortalık. Savaş mı çıkardınız oğlum? Ne yaptınız siz burada?
Usta küçük bir kaza aldı ya, kusura bakma. Ya hepsi benim yüzümden. Gerçekten çok özür dilerim. Hemen topluyorum. Bırak be kızcağızım, temizlesin kerata. Zaten... Ustacığım, müşterilerin bakıyor, bak hadi. Olur mu oğlum? Bak oradan seni çağırıyorlar usta. Seni de yemeğinden ettim. Yemek. 2 dakikaya geliyorum. Sen hiçbir şeye dokunma, tamam mı? Kırık dolu orada. Geliyorum ben şimdi. Ya neredesin? Şangır şungur bir sesler geldi. İyi misin? Ya içeride elektrik kesilince ufak bir kaza olmuş. Bir 10 dakika aram, ustaya yardım ediyorum. Sıkıntı olur mu? Yok. Kerem. Şu arkadaşa bir bak oğlum. Yoksa dükkanı başımıza yıkacak vallahi. Tamam usta. Arkadaş mı? İş yerinden bir arkadaşım buradaymış da. Anladım. Sen git yardım et o zaman. Ben de eve geçeyim. Ne yapayım? Yok canım, olur mu öyle şey? Yok yok, vallahi şey yapma yani. Sen git arkadaşınla ilgilen, ustayla ilgilen. Geliriz nasılsa. Hay Allah. Ya söz veriyorum sana, bu akşamı telafi edeceğim, tamam mı? Söz mü? Söz. Tamam. Hadi o zaman. Tekrar kusura bakma. Neyse canım, gir hadi sen içeri. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ekmekle ye istersen. Ya çok açım da. Sen Arap Usta'nın patlıcanlı ezmesini denedin mi? Efsanedir. Al bak. Üf, fena, çok fena. Çok güzelmiş ya. Ne tatlı bir yermiş burası. Biberden yedin mi? Dene. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ayakta yemek mi olurmuş? İyiyiz, iyiyiz böyle usta. Alın şu köftelerimden yiyin bakalım. Tam senin sevdiğin gibi. Çocukluğundan... Ne oluyor oğlum? Gıcık tuttu usta. Arap usta, bir bakar mısın? Müşteriler sana mı sesleniyor? Bir baksana. Geliyorum, geliyorum. Bir dakika. Ha, sizinkiler geçen bizim Şadi'ye uğramış. Bir tohum sormuşlar. Gelmiş çiçek pazarına. Söyleyiver de gelip alsınlar dedi. Tamam usta. Babaannem, babaannem hobisidir de böyle çiçeklerle uğraşmak. Öyle geçerken şey yapıyor. Peki. Gerçekten müthişti. Tabii bu arada masa için tekrar tekrar özür dilerim. Ya hadi unut artık aman, dertli. Onu unuturum da yani sizi öyle yerde tabak çanak toplarken gördüğümü pek unutamam herhalde. Allah Allah, niyeymiş o? Bilmem. Yani insan Çalhanların oğlunu böyle sokak arası bir köftecide yerleri süpürürken görünce şaşırıyor tabii biraz. O zaman demek ki neymiş? Öyle çabucak karar vermemek gerekiyormuş insanlar hakkında. İnan bana, bu gece benim kadar şaşırmış olamazsın. Nereden anlarız birinin doğru insan olduğunu? Bakışından mı? Ben gideyim artık. Thank you.
tam da güzel bir geleceğin kıyısındayken nereden anlarız yanlış bir şey yapmadığımızı? Efendim, ne yapıyorsun? Hiç, yok. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Niye ki? Niye sordun ki? Ay sakin kız. Ev buldun mu diye soracaktım. Ha, yok ya. Bakıyorum hala. Aa, bizim buradasın o zaman. Evet. Bana gelsene, iki laf ederiz. Ya yok, gelmeyeyim ben şimdi. Geç oldu. Ya Cansu, ne olur gel. Lütfen, ne olur. 5 dakika. İyi, tamam. Konumu at, hadi geliyorum. Ya yaşasın. Tamam, atıyorum. Sultanım. Neredeymiş benim Bediam? Babaanne? 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 Geldim. Sürpriz. Merhaba, hoş geldiniz. Zaten sana bir hoş geldin yemeği yapacaktım. Ama bugünkü Oliva'daki başarını duyunca... hadi bakalım, bu yemek şart oldu artık. Bu gece senin. Ne gerek vardı babaanne? Mertciğim, atlatmışım bir badire. Anlat şu kahramanlık hikayeni, nasıl kurtardın Oliva'yı? Ya vallahi çok zor olmadı aslında. Yani geldikleri gibi hop, Oliva kıyılarından denize döktüm hepsini. Hadi ama anlat, söyle. Aslında şöyle. Yani ben bir dakikanızı isteyebilir miyim hemen? Geliyorum. Tabii. Alo ortak, neredesin ya? Bak, çok güzel haberlerim var sana. Eve gidiyorum, ne oldu? Kutlama var oğlum evde. Full ziyafet. Ne kutlaması? Mert Çalhan'ın Oliva'daki başarılarının kutlaması kardeşim. Allah bedeli. Sultan herkesi toplamış. 40 gün 40 gece bayram ilan edecek birazdan. Kardeşim tebrik ederim ya. Vallahi sen hak ettin bunu. Daha nicelerine inşallah. Çok komik. Şş, bak sensiz lokma geçmiyor oğlum boğazımdan. O kadar çalıştın ettin, gel sefasını sür bari. Yok, gireceğim eve. Ya zaten böyle bir değişik bir gün oldu bugün. Tamam, ihtiyacım var sana abicim. Oldu mu? Bir sürü soru soruyorlar Oliva'yla ilgili. Teftişle ilgili. Nasıl cevap vereceğim onlara? Hadi gel kurtar beni ya. Mert, senden tek bir şey istiyorum kardeşim ya. Bir kere şaşırt beni. Bir kere ne olur kendin için bir şey isteme. Ya, iş geliyorsun değil mi? Ne orası, Allah'ın emri. Kapat, itici. Evet, bu da dolabımızda son kalan turşumuz. Gülüyorsun ama müptelası olacaksın. Evet. Al bakalım. Yiyelim bakalım şu mükemmel turşudan. İnanılmaz bir turşu. Dedim. Tamam, tamam. Beğendim. Ne diyorsun peki? Yani şimdi Mert bizim mahalledeki köfteciye falan geliyorsa belki burayı da sever. Ha? Sevmez mi? Sever ya. Bence buraya bayılır. Ya sen Minnoş eniştini sevmeye mi başladın acaba? Ya yok canım, ben neyini seveyim onun, Allah Allah. Yani sadece biraz erken bir karar verdim diyorum. Ya o kadar da kötü değil belki de. Ay, bence burası dünyanın en güzel yeri. Hissedebiliyor musun Cansu? Neyi? Ya Mert Bey'le beni yan yana görebiliyor musun? Mert Bey demeyi bırakırsan ve bu kadar çok düşünmezsen evet. Ya ama düşünmeden duramıyorum ki. Ya öyle bir etki var adamda yani. Böyle mesela sen şimdi onu yeni gördün. Yani aklına gelmiyor mu? Cansu. Cansu.
Cansu. Hissediyor musun dedin ya. Hissediyorum Ece. Sen çok mutlu olacaksın çünkü çok hak ediyorsun. Ya of, oley be. Olacağım değil mi? Çalhanların gelini de olacağım. Şimdi sıradaki şarkı Hayatın Aşkından Sana. Sonraki de Mert'ten Bana Gelsin. Hadi bakalım. Gelsin. Gitmek isteyip sonra vazgeçip sıkılırsın hayatından. Çok şey isteyip hepsi zor deyip yorulursun ya. Sonra gün gelip merhaba deyip çıkıverir karşına. Aşk dedikleri tüm kederlerin ilacıymış ya. Olur o zaman, olur o zaman, kalbin yolunu bulur o zaman. Olur o zaman, olur o zaman, aklın doğruyu bulur o zaman. Yüklenip oldu zannedip sarılırsın hayatına. Hiç kolay değil, zorlu bir seyir, tıkanırsın ya. Tüm sebeplerin doğru bildiğin kalıverir ardında. Aşk dedikleri tüm dikenleri batırırmış ya. Dayan o zaman, dayan o zaman, kalbin yolunu bulur o zaman. Dayan o zaman, dayan o zaman, aklın ay, midem kalktı ya. Ne var kız, ekmek paran o senin. Bak böyle tutacaksın benim gibi, oh mis gibi. Kocam geldi. Hop hop hop, bir dakika. Göster bakalım neler öğrendin bugün. Ya oğlum bir git Allah aşkına. Lan boşuna mı uğraştın ben o kadar? Ha? Hadi göster hadi. Öyle mi? Görürsün sen şimdi, alayım mı havanı seni? Havalar falan. Ay o hep havalı Cansu. Onun her hali başka havalı. Günaydın Mert Bey. Ver şunları, ben atıp geleyim hemen. Gelme buraya. Günaydın. Ne haber? Hiç, şaşırıyorum vallahi. Allah Allah, yine mi şaşırttım seni? Ya. Dün gece köftecideki halinizi evde unuttunuz galiba. Keşke yanınıza alsaydınız. Arabanız, havanız, civanız yerinde maşallah. Özünüze dönmüşsünüz, bravo. Ya bir dakika. Ercan. Ne haber? İyidir. Sen de beni mi özledin? Yo, çöp atıyorduk. Ha. Ben de çiftleşme çağındaki erişkin bir zengin nasıl gözlük çıkarır onu izliyordum. Ya evet, o neydi öyle ya, değil mi? Ay ya, of, kaçırdım ya. Aşk olsun Cansu, insan uyalar. Ama çok yakışıklı değil miydi ya? Tövbe yarabbim. Ben böyle gözlük çıkarsam Ercan iğrençsin. Adam yapınca çok yakışıklı değil mi? He, çok yakışıklı. Evet, çok yakışıklı. Yuh diyorum sana, başka bir şey demiyorum. Kıskanma Ercan. Ne kıskanacağım be?